Merhaba. Yıllar ilerledikçe ülkenin yakın siyasi tarihiyle arasındaki makas açılıyor. Eskiden darbelerle bölünmüş olsa da kısmen demokratik bir gelenekten söz edilebilirdi. 20 yılı geride bırakan AKP dönemi kitleleri kendi yöntemlerine öyle alıştırdı ki 40 yaş altı nüfusun yaşadıklarını önceki dönemlerle mukayese olana kalmadı. AKP ile yerleşen yanlış kabullerden biri ülkenin dış politikası ve terör tanımı. Parti devletleştiği ya da devlet partileştiği halde Ege'de sular ısınınca tüm siyasal görüşler ve basın birazdan Yunanistan'a atarlanıyor. Suriye'nin kuzeyine veya Irak Kürdistan'da bir harekat söz konusu olduğunda HDP ve bileşenleri hariç tavizsiz bir söylem birliği tesis ediliyor. Savaşa hayır demek vatana ihanetle eş tutuluyor. 2002 öncesi böyle değildi. Partiler muhalefetteyken takındıkları tutumu iktidara geldiklerinde rafa kaldırsalar dahi kimse şeytanlaştırılmıyor. Sabahlara kadar süren televizyon programlarında köylerin yakılması dahil her şey özgürce tartışılabiliyordu. 90'lar sütten çıkmış akkaşık değildi lakin fikir hürriyetinin önünde bugünkü bariyerler yoktu. Bugün önceki dönemlerden farklı olarak propaganda araçları kamuoyunu sistematik bir dezenformasyona maruz bırakıyor. Sıralı tüm unsurlar büyük bir yalanın parçası olduklarının farkında ve makam konfor karşılığında bile isteye iş tutuyorlar. Bunun yarın patlayacağını, hakikatin ilelebet gizlenemeyeceğini bildiklerinden akarken küplerini doldurma derdindeler. Ülkenin yetişmiş tüm değerlerinin biçildiğini kurumlarının çöktüğünü, müktesebatın yerle bir olduğunu görmüyorlar mı? Hepsinin farkındalar. Süreç ne kadar uzarsa yıkım o denli şiddetli oluyor. Soykırımın geriye dönüşü yok. Bir daha kasedi başa sarmak mümkün olmayacak. Ölen öldüğüyle, çeken çektiğiyle kalacak. Ondandır ki bastırdıkça bastırıyorlar. Bir ajandaları var ve hiçbir şey bunun önüne geçemiyor. Misal Cemaat dosyalarına bakalım. Devletin verdiği rakamlara göre 676 bin kişi hakkında 1 milyon 576 bin soruşturma açılmış. Bitmedi. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlü yakınlarına yardım edenleri bile topluyorlar hemen her gün. Gözaltına aldıkları erkekleri kameraların önünden geçirirken ev hanımlarının ve yaşlıların görüntülerini özellikle sansürlüyorlar. Tabanda homurdanma olmasın diye. Devlet kanalında cezaevlerinin çocuklar için nasıl huzurlu bir yuva olduğunun filmini çekip yayınlıyorlar. Keyfilik öğle tavan yapmış durumdaki iktidar ortağı Devlet Bahçeli, sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle incelenmesi gerektiğine inanıyoruz, diyor diyebiliyor. Yığınlar artık bunu kale almasa da bu yolun taşları döşenirken sessiz kalmanın tırsak bedelini ödüyorlar. Bakın 10 gün öncesine kadar altılı masayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık şansını iktidarın resmi rakamla %85 enflasyonun altında kalacağını Hasta Türk lirasının kışı atlatamayacağını filan konuşurken yüzlerce kere denenmiş sınır ötesi harekatın güncellenmiş son versiyonuyla herkesi bir kez daha hizaya sokan rejimin son savaş tiyatrosunu izliyoruz. Sözcü gazetesinin bıçak kemiğe dayandı. Amerika'yı dinlemeyin havaysa hava karaysa kara vurun hain terörü bitirin sür manşetinin yanında sabahın yeni şafakın manşetleri yavan kalıyorsa sadece bu bile millete bela olarak yeter artar. Ve bu tiyatroda HDP'yi kapatma davası da Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı gelip gelmeyeceği de rejimin iki dudağı arasındadır artık. Seçimin anahtarı elinde olduğu gibi yarışacağı rakiplerini de belirleme üstünlüğü vardır. Ve bu sözler kötümser bir ülke analizi değildir. Geç olmadan aklınızı başınıza toplayın ikazıdır. Geç olmadan.